Hepsinin doğru olduğunu söylemiyorum ama görüşlere ihtiyaç var. Bunu kavga etmeden tartışarak daha iyisini bulmalıyız. Bunları her konuşmasında ağzını kapatmak, sen nesin, kimsin demek doğru değil. Aynı şey medya mensubu da konuşurken bize fikir geliyorsa onun üzerine tartışırız. Hak veririz, vermeyiz. Onlar bize hak verir, vermeyiz. Ama böyle bir hakaret şeyini ortadan kaldıralım. Kültürümüz, futbol kültürümüzü biraz daha geliştirirsek inanın ki başarırız. Ben emin gençler dediniz de aslında en önemli konu orası. Biz artık üreten, yarışan ve dışarıya ihraç eden durumuna gelmemiz lazım. Ben özellikle benim hayalim bu. Ben bunu istiyorum. Yani ben bunun içinde olmak istiyorum. Ben bunu sahiplenmek istemiyorum. Hiç benim adımı geçmesin. Bakın bir şey vardı, sunum vardı. Oyuncularla ilgili kameraların giydirilmesi bir ara oyuncuların resimleri. Dedim ki oyuncuları öne çıkarın biz arkadayız. Onlar bizim meselemiz. Bizim meselemiz oyuncu. Oyuncular işi yapmış ben hiç orada olmam gerekmez. Çünkü zaten evet. O benim. Mesela Trabzonspor'u bahsettim. Trabzonspor'da bana kızan da var, seven de var. Veya Trabzonspor, ya ne tartışıyorsun? Ben Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Ama ben geldim Beşiktaş'a, ben Beşiktaş için canımı veririm. Çünkü çok sahiplendiler, çok da doğru. Giderim Fenerbahçe, Galatasaray, İstakım'a, Barcelona fark etmez. Bizim kültürümüz bu. Biz daha Beşiktaş'tı. Sivas'ta çalışıyor, işini yapacak. Buna alışacağız. Yani bu yani adam olmak, insan olmak, doğru olmak bunlarla eşdeğerdir. Bunları yerine koyarsak ki biz seninle de çok konuştuk, tartıştık, fikirlerimiz ayrı oldu. Ama yine beraberiz. Yani sana ihtiyacımız var. Senin gibi olan tüm arkadaşlara ihtiyaç var. Onun için bizi yalnız bırakma. Eğer şampiyon olsa sana bir kahve ısmarlayacağım. Çok teşekkür ederim hocam. Allah yolunu açmasın. Ne diyelim yani. Sağ şansın bol olsun yani. Kahveye bağlı bir şey yemek memek istiyorsunuz. Ben kaldıramam o işi. Yok, en güzel, yok en güzel yemeği biz beraber yedik Ümraniye'de sağ olsun. İnşallah. Çok, inşallah. Çok güzel bir yemekti. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet. Rica ederim. Her zaman seve seve. Işte, yüz yüze gelebilsek ne güzel ama şimdi ne yapalım? Ya olacak işte. Hep beraber. Bak onu söyleyelim işte. Hep beraber. Bakın yasaklar olmadan bunu olabildiğince. Mesela şurada şu anda bir koruyuculuk var kendi içinde. Çünkü çok büyük bir şey. Ama bu imkanları bulamıyorsa da onlara imkan vereceğiz. Yani olan olmayana, bilen bilmeyene yardımcı olacak. Hocam bir şey daha sorayım. Son bir hatırlatma. Belki olabilir. Mesela bu Avrupa Şampiyonası'nda bu pandemi nedeniyle birçok gazeteci arkadaşımız gidemeyecek. Acaba bu basın toplantısını bu şekilde yapmayı düşünüyor musunuz? Ben de çok iyi olur. Çok da yararlı olur. Seni tebrik ederim. Bak sen mesleğini çok seviyorsun. Ben şöyle düşünüyorum. Yani bunu 2-3 günde bir sizi dedim ya olağanüstü bir durum olduğu için kampa da gelmeseniz bile bilgilendirme yapacağız. Ayrıca isterseniz de bunu da yaparım. Buna da zaman ayırırım. Yani daha kısa olmak kaydı. Çünkü zamanımız biraz az olacak. Ama belli aralıkta yaparız. Ama şunu söyleyeyim. Sürekli size bilgi tazelenecek. Yani haber bülteni gibi bilgi size tazelenecek. Ya çünkü en azından, olağanüstü bir durum. En azından eleştirilerimizi de sizin yüzünüze karşı söylemiş oluruz hocam. Yani bu şansımız da olur. Yani tamam, en azından tamam. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama yani dediğim gibi meslektaşlarımız da bunlardan faydalanır. En azından gazetede yer alır. Yani ben o anlamda söylüyorum. Yani bizi biraz %100 katılıyorum. Habersiz kalmayalım anlamında söyledim hocam. Bizim işimiz haber. %100 katılıyorum. Sizin vasıtada bütün Türkiye'ye ulaşmış olur. Ben de çok ediyorum. Güzel bir şey oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Çünkü sağ olasın. Başka bir soru var mı? Teşekkürler Bilal Bey. Finali yaptınız ama süper final var burada. İki tane. Biri Umut Eken tekrar sormak istiyor. Eğer aldı. Buyurun. Sorabiliriz. Hocam İngiltere vizeleriyle ilgili sorumu eksik sormuş olabilirim. Elbette ki kadrodaki oyunculara tüm senaryolara her organizasyonda tüm senaryolar göz önünde bulunarak hazırlık yapılıyor ama bunun dışında gelmesi muhtemelen Allah vermesin. Hani çünkü pandemi sürecindeyiz ve bazen pozitif vakalar olabiliyor. 1 Haziran'da da hani kadroyu belirlemek durumundasınız. Mevcut açıkladığınız kadro dışında bir yedek kadronuzda gayri resmi olarak var mı? Kulüplerle ve futbolcularla bu yönde vizelerin hazırlanması, her türlü koşulda hazır olmaları yönünde bir iletişiminiz oldu mu? Çünkü futbolcular da buna göre hareket edecektir. Ben mesela milli takıma gelmesi muhtemel bir oyuncu olsam kendimi hazır tutarım, idmanlarıma devam ederim. Sadece vizemle hazırlanmam. Şimdi bunu düzeltmek istedim. Yanlış anlaşılmış. Hayır, anladım ben. Ve cevabın da tabii cevabı havada kaldı. Belki tam doyurucu olmadı. Şöyle söyledim ben. Bizim 40'a yakın oyuncumuzu hem İngiltere hem Rusya için. Rusya'da da var çünkü. Çünkü Schengen hariç, onlar hariç. Onlar hariç oluyor. Onları yaptık. Ama ayrıca ümit takımında da bazı oyuncularımız var. Bunun tabii bir sorunu var. Şimdi 30 kişinin dışında
kalıp da mesela işte Deniz gibi, Caner gibi bir sürü oyuncular var. Onların da vizelerini şey yaptık ama onların idman durumu olabilir ama oraya kadar yani öyle bir ihtiyaç olan düşünmüyorum. Çünkü çok sayıda olacağını beklemiyoruz. Ama dediğim gibi 1 Haziran'la 11 Haziran'a kadar o arada yani 26, 30, 30 dedik ya hani 2 olur, 3 olur, 4 olursa buradan kapatırız diye düşünüyoruz. 30 kişi onun için biraz da. Yani onları çok aşmadığım için çok az bilgi oldu. 26'ya indirebiliriz ama 10 kişi, 15 kişi oldu. O zaman başka soru almadıklarım yok. Şu anda ulaşan yok. Evet. Dikkatli bakıyorum. Telefondan da yok arkadaşlardan. Dolayısıyla finale geldik inşallah. Bilal Bey buyurun. Sıra bende mi? Altı. Evet sizde. Alo. Sizde Bilal Bey. Evet hocam son final sorusunu sorayım. Bir Sabri Ungan meslektaşımın sorusuna bir ilave yapmak istiyorum. Yarışırken böyle jenerasyon değişikliği yapmak çok zordur. Yani yarışmacı takım olduğunuz zaman bu geçmişte isim vermeyeceğim. Bunu yapamadık maalesef. Ama sizde bu ışığı görüyorum. Yani biraz gözü kara bir hocasınız siz. Yani bir Karadeniz'in verdiği tabii yapı olsa gerek bu. Futbolda iyi biliyorsunuz. Neticede teknik direktörü, milli takımın patronu sizsiniz yani. Ben dediğim gibi yani yarışırken öyle bir yeni jenerasyon yaratmak peşinde gibi görüyorum. Bu birinci sorum. İkinci sorum Türkiye ligleriyle olacak hocam. Yani şimdi milli takımın hocasısınız. Yani bu tabii ki Trabzonlu sporlu olduğunu da biliyoruz biz senin. Ama şimdi görüyoruz ki yarın çok 3 tane kritik maç var. Şampiyonluk maçı var. Sayın Şenol Güneş'in penceresinden yarınki o fotoğrafı nasıl görüyorsunuz? Ne olur? İpi kim göğüsler? Bir öngörünüz mutlaka vardır. Yani bunu söylemenizde ben bir sakınca olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani cevap verirseniz sevinirim. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür. Önce tabii övgülerine teşekkür ediyorum. Yani final dedik. Zor final oldu seninkisi. Çok zor final oldu. O da tamam. Yarışırken jenerasyon değiş. Yani minitlik amir takımda jenerasyon değişikliği yapayım diye adım atılmaz yani. En iyilerini kullanmaya çalıştım. Hep söylemeye çalıştım. Kampta da şimdi çağırdıklarımın arasında en iyilerini oynatmaya. Ama en iyilerini de hazırlamaya çalışacağım. Bunun öncesi de var tabii. Yani sadece kampta mesela hatırlayın. Dünya Kupası elemeninde pazartesi günü toplandık. Çarşamba günü maç yaptık. Bir haftada 3 maç yaptık. Ama iyi geçtik. Başka zaman tersine geçemedik. Geçemeyince ya işte sıkıştı. Bir haftada oynanır mı dedik. deniyor. Yani geçince de demek geçebiliyormuş. Yani o zaman mazerete gerek kalmıyor. Kendimiz de aynı şeyi kullanabiliriz. Bunu bu futbolcular yaptı. Yani hem genç oyuncular hem de sorumlulukları taşıyan, ülke adına yarışmaktan gurur duyan ve bunu halkıyla paylaşan ve sahada keyifle uygulayan bir takımla beraber şu anda. Bu güzel bir şey. Bunu bozmak istemiyorum. Bunu sürekli hale getirilip daha iyi olmasını istiyorum. Buna da yeni katılanların da bunu bilmesini bekliyorum. Türkiye ligleriyle ilgili tabii sen de bildiğin için bana böyle bir finalde hiç olmayacak yani maçı kötü bir sahaya getirip orada oynatmak istiyorsun beni. Ben orada kötü zeminde oynamam. Sevmem kötü zemini. Yani onun için ama yani şöyle heyecanlı bir lig oldu. Keşke Trabzonspor'da içinde olsaydı. Daha da heyecan olacaktı ki üstüne iyi geldi. Onun da tabii sıkıntılar oldu. Şikayetleri oldu. Olabilecek futboldu ama sonra baktığın zaman ben 3 takım için söyleyeyim. Sadece onu bak diğerlerine girmem. Ben biliyorsun dayanamıyorum. Cevap veriyorum sonra konu dağılır diye istemiyorum. Çünkü gündem değişmesin. 3 takımda şampiyon olabilir miydi son 2 haftada? Yani son olabilir hocam. Yani eline geldi değil mi? Doğru. O zaman doğru. Kimse bunların elinden şampiyonu geldi almadı. Hocam, doğru. Almadı şampiyonun elinde. Kendi ellerinde. Şimdi son haftada hala kendi ellerinde var. Beşiktaş'tan Galatasaray daha önde görünüyor sıralama olarak. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Nasıl biter ona siz karar verin. Ben bir şey söylemeyeyim. Ya nasıl görüyorsunuz hocam? Yani bir fotoğraf var karşımda. Gördüklerimi söyledim. Sonuçlara karışmıyorum. Tabii ki bu arada bir şey eklemek isterim buraya. Bu genç jenerasyonla ilgili. Tabii Burak Yılmaz'ı buradan ayırıyorum yani gerçekten. Müthiş bir oyuncu. Yani, Burak iki tane genç. Yani ben yani 35 yaşında gelmiş bir arkadaşımız. Müthiş işler 35 yapıyor. 35 değil, 36, 18. 36 hadi biz 35, 36 anlaşalım. 2 çarpı 18. Yani hocam yani ben o soluyla attığı bir golü gördüm şaşırdım kaldım. Muhteşem bir goldü. Tabii ki takımda şampiyonluğa götürdü. Çok büyük. Yani bu tip oyunculara benim bir lafım yok.